gençlere yönelen ve bir nevi yarınları doğumdan ekmek önemli bir şey. Bu kadar büyük bir organizasyon için tekrar teşekkür ederiz. Ayrıca da bütün kuşaklar arası diyaloglarında bu tohumlar ekerken çok faydalı bir şey olduğunu da düşünüyorum. O yüzden bence çifte değerleniyorum. Şimdi bugünkü konuşmaya gelirken Ali ve Duziyar Kuşak Bilgi'yle beraberiz. Onların kendini tanıtması isteyeceğim birazdan çünkü ben bir şey anlatıp eksik bırakmaktan çok korkuyorum. Ama bir temel oluşturmak gerekirse şu an neredeyse böyle İstanbul üzerinde küçük bir serinin ışığı yanıyor diyebiliriz. Sabancı'da Ayvayevaya var, Akaret'ten de Freya var, The Bilgeleri'de Elza Sahal'de bir Fransız sanatçı var, Burçak Seni Sergin'de bir sayının gerçekten sattılarından da gitmedi. Bu fırsatın üzerinde bu konuşma çok bence güzel denk geldi. Bu anı da değerlendirmek lazım. Ama neden böyle bir şey oldu derseniz, Yasin Özcan'dan bir cümle çalmak istiyorum. O da dedi ki, bu kadar nasıl diyeyim, böyle bastırılmış ve basılmış ve üstünüze gelen bir dönemde belki de ellerle bir şey yapma ihtiyacı bizi, yani kendini çok daha fazla ifade ediyor. Yani insanların tepki olarak bütün o enerjiyi ellerine vermeleri üzerine bir konuşma yapmıştık. Bunu bir alt başlık olarak tutmak istiyorum. Şimdi seramikle ilgili konuşacaksak 45 dakikada bu biraz zor ve imkansız bir şey. Ta ateşin kurulmasına kadar dayanan bir hikayeden bahsediyoruz. Yani ateşin bulunmasına. Fakat içinde 2 milyon seneyi aşkın bir gelenekten bahsedebiliriz. Gelenek diyen ister istemez zanaat diyor. Zanaat diyen ne der? İşte usta-çırak ilişkisinden bahseder. Dolayısıyla aslında bir jenerasyon arası gelen kadim bir bilgiden de bahsedebiliriz. Bu sadece teknik anlamda bir bilgi değil. Bir de belki duygusal anlamda geçerli bir bilgi. İster istemez sanat diyorsak tasarım ve sanat diye bir dikotomi oluşuyor. Teknoloji üretildikçe endüstri ve sanat diye bir dikotomi oluşuyor. Bunları da şuraya bir alana yerleştiriyorum sözü size vermeden. Fakat bu konuşmayı hazırlanırken hem Alev Hanım'la hem Burçak'la konuşurken ikisinin de farklı yerde olduğunu fark ettim. Yani böyle hani şimdi bir lafı vardır ya, ötesindeki bahçe, doğruyla yanlışın, sağıyla solun, güzel ve kötünün ötesinde bir bahçe var. Gel orada biraz buluşalım, orada buluşalım diye. Bütün bu seramik dünyasına mal olmuş sıkıntı, dert, kavga, dövüş, işte o mudur, bu mudur polemiklerinin hemen ötesine geçtiğimizi sevdiğim, fark ettiğim konuştum. Ve bu çok önemli bir şey çünkü o problemlerin, o saçma sapan dikotomilerin ötesine geçtiğiniz zaman o zaman işte gerçekten seramik orada başlıyor. Malzeme ilişkiniz orada başlıyor. Çalışmanızla ilişkiniz orada başlıyor. Hatta sizinle konuşmamızdan işiniz hepsinden bir adım öndedir. Çalışmaya yoğunlaştığınız anda zaten o sürekleme olayı sizi hem yanlışlardan korur demiştiniz. Ve şu noktada sözü size vermeden önce neden Burçak ve neden Alevan'ın bir panelde en büyük cevabını en güzel yine Alevan'ın vermişti. Aslında dedi Burçak'ın işine bakınca Burçak hatırlamanın peşinde, ben de unutmamanın peşindeyim. Dolayısıyla bu macerada ve bu küçük seyahatte aslında aynı şey olan, aynı şeyin iki tarafı olan hatırlamak ve unutmamak üzerine bir konuşmaya ve ikiniz de hoş geldiniz diyorum. Ve belki kısaca istersen Burçak'cığım sen başla, işlerindeki mesele nedir, derdin ne, senin mesele ne? Evet, 45 dakika. Kısa bir süre kullanmıyorum bunu açıklamak için çünkü ben aslında çok bilmiyorum, henüz böyle sürüyor, araştırmıyorum işlerimle ilgili niye yaptım onları. Ama şeyi Türkiye'ye dönüp bakınca en çok yani kısaca daha gelen bir bakışla seramik böyle çok karmaşık bir malzeme gerçekten. Hani ilk onu öğrenmeye başlayınca ne kadar fazla işte senin de söylediğin gibi geçmişle, tarihle, endüstriyle, zanaatle ilişkileri onu
tabii ki teknikle, kimyayla ilişkileri o çok karmaşık bir halde önümüze çıkarıyor. Yani bu en başından söz ediyorum. Ve benim için şeydi, yani anlamaya çalışmak, ya bu nasıl bir madde, nasıl bir şeyle muhatap oluyorum, nasıl anlayabilirim? Ve aslında o günden beri de, yani Serap'ı okudum ve o günden beri de bu araştırma sürüyor. Yani o malzemenin farklı çağrışımlarını böyle anlamaya, tanımlamaya çalışmak. Bu bir kenarı, malzemeyle kurduğum ilişki ve o ucu da aslında şey bir ilişki, vahşi bir ilişki, malzemenin kendisiyle. Bir de bunun yanında şey de var, en çok ilgilendiğim biraz kendimi anlamak ve tabii ki yaşadığım toplum içerisinde, yani kendimden çıkarak biraz da toplumu anlamak ve hani biz kimiz, burada ne yapıyoruz ve neyin üzerinde duruyoruz? Hani bizi kültürel olarak tanımlayan şeyler ne? Bunlar da son dönemde çok fazla ilgimi çeken ve araştırdığım, anımsamaya çalıştığım ya da öğrenmeye çalıştığım alanlar. Ve bunu da farklı form, işte imge üzerinden sürdürüyorum. Ve Alev Hanım'ın daha önce sözünü ettiği, işte tanımlamaya çalışmak, unutmamaya çalışmak müthiş bir ifade olmuş gerçekten. Daha iyi tanımlanamaz diye düşünüyorum böyle. Ki bir olan bir şeyin tarafını da çok yakın gelse bile zıt olup aynı şeyi anlatmak ister. Sana sen de bilmiyorum. Senin yaptığın hatırlatmak, göstermek, yaptığın işleri izledim. Çok seviyorum işlerini. Onu hemen söyleyeyim. Bir de sevdiğiniz bir sanatçıyla konuşmak, işlerini beğendiğiniz bir sanatçıyla konuşmak benim için çok önemli bir boyut katıyor. Teşekkür ederim. Senin yaptığın hakikaten göstermek, hatırlatmak, araştırmak. Benim bir araştırılmış bir şeyin unutulmaması insanlar gibi. Bir de bir insanı sanatçı demeyeceğim çünkü sanatçı olup olmamak benim için o kadar önemli bir şey değil. Yani sanatçı olup olmadığıma ben karar vermeyeceğim, bana tarih verecek ya da bunu da dedim aslında. Yani kendimi her zaman ağır çalışan bir işçi olarak tanımladım. Bu da bana onunla yetiyor. Sanıyorum yaptığımız iş ayıklamak, kendimizi anlamak, ayıklamak, sorgulamak, nereye gidiyorum, niçin yapıyorum, gerekli, gereksiz ama önemli olan yaptığın işin, demin Canan da aynı şeyi söylüyordu, kötü iş kimseye bir kötülük getirmez. Kötü resim kötü resim. Bunu çok söyledim, tekrar duymuş olanlar varsa başlasın beni. Kötü iş kimseye dokunmaz. Ama siz işinizle olan ilişkinizde dürüst değilseniz, hani bu yaptığım iyi mi, değil mi, ötesine geçebilir miyim, daha iyisini yapabilir miyim, kuşkusunu taşıyorsanız bir adım öteye gitme şansınız var. Ama ben bunu satar mıyım, bunu beğenilecek mi, zamanımın işim diye bir kuşkuyla çalışırsanız iş o kötü. O yaptığınız iş mutlaka kötü, kötü, çok kötü bunlar. Yani amaç beğenilmek değil, amaç satmak değil, amaç yaptığın işi iyi yapmak çünkü o iş seni kendine ayıklamanı sağlayacak. Onun için sanırım en önemli şey kuşkulu. Yaptığın işi çok kuşkulu bakmak, kuşku çok önemli bir şey. Yani kuşku olmadığı gibi bir ders. Yaptığımız her işe kuşkulu bakmak zorundayız. Kuşkumuz da şu olmalı. İyi mi? Umursamıyorum dediğiniz sanatçı olup olmadığımı, aslında bu sizin bir de yıllara dayanan kariyerinizde bir tasarımla sanat arası yaptığınız böyle bir dans. İki kemiği birden taşımayı değil, başarıyorsunuz. Değil, değil. Ve bundan korkmadan yapıyorsunuz. Değil, hiç değil. Yani ben çocuklar fabrika işçisi olarak çalıştım Almanya'da gençliğimde. 2-3 sene bayağı, işte 1200-300 sene yakın fabrikalarda çalıştım. Onlara müthiş bir fabrika disiplini getirdiler. Ama kendi atölyemi kurduktan sonra asıl ilgi alanım kendi işimi görmek. Yani tek parçası, Studio Surrealist. Denen şeyi Türkiye'de karşılığı ne olabilir? Atölye sanatçısı. Yani tek iş, tek parça, kesinlik üreten atölyelerde çalışıyor. Beni o duyuyor. Öbürü, fabrikalara yaptığım iş, bildiğim bir şeyin başka evlere de daha ucuza satılabilmesini ve kullanılabilmesini sağlamak için. O beni çalışan bir insan olarak pek çok durmuyor ama eğlendiriyor.
yalnızlıkla çok yalnızsınız. İşbirliği arasında bir şeyden bahsetmiştiniz bir röportajda. Çok yalnızsınız atölyeniz. Yani sabah kalkıyorsunuz, giyiniyorsunuz, çalışmaya başlıyorsunuz. 7-8-9 saat yapayalnızsınız bazen. Müzik falan da dinleyemiyor insan. Hele böyle yoğun bir dönemde müzik zaten ağır bir şeydir müzik. Onu da yapıyor. Yani sürekli yalnızsınız. Ve o yalnızlıktan çıkabiliyorsunuz başka insanlarla birlikte çalışınca. Ama yani benim tasarımcılığım Türkiye'de önemsendi. Ben Avrupa'da, Amerika'da kimse beni tasarımcı olarak görmüyor. Sadece Türkiye'de tek parça işlenen tasarım çok karıştırılıyor birbirine. Mesela tasarım yapılabilir ama tasarım bence üretime alınabilecek bir iştir. Üretilince tasarımdır. Bugün bence seramiye tasarım denmesi, benim yaptığım işte tasarım denmesi doğru değil. Ama hiç olmazsa hanım sayfalarından kurtulduğumuz için de çok şimdi seramiğin ilk başta konuştuğumuz bir geleneği var. Bizim Türk topraklarımızın da çok ciddi bir seramik geleneği var. Daha İzmir'e, İlşe İzmir'e, Uvanak ulaşan ve daha bile gemisini bulmaya başlayacağımız. Bir de tekrar sizi ikinizin de konuşmalarını biraz araştırırken geleneğin geleceği var mı diye bir soru okudum bir yerde. Belki kısaca ondan bahsedebiliriz. Çünkü sizin işleriniz hem yani sen çok ülkenli hem çok modern, çok barışık bir şekilde yapıyor. Sen de keza uçak aynısını ikiniz de çok değişik şekillerde aynı endişeyi de demeyeceğim ama aynı meseleyi taşıyorsunuz ve bu aslında seramiğin has bir mesele. Seramiğin bir meselesi gibi değil, bir seramiğin bir özü. Çünkü malzeme özüyle konuşuyoruz. Bunun hakkında bir iki yani ben kendi pratiğimde gelenekle ilişkili olarak aslında son dönemde iyice öne çıktı bu. Çünkü şeyi fark ettim. Yani işte sanat okuduğum Güzel Sanatlar Fakültesi'nin geleneksel kısmını değil de söyleyeyim. Sanatsal yaklaşımını işte eğitimi aldığım eğitim ve hani o zaman aslında şeyler vardı. Bir takım yasaklar diyebilirim. Hani atölyede sürekli işte geleneksel dekoratif olmamalı, figüratif olmamalı gibi. Hani şu an bakınca bir son derece şey bulduğum, mesela modem olduğum 2000'ler için bir eğitim anlayışı. Ve sanırım bundan sonra da biraz üretimim tam da aslında bana yasaklanan yere doğru ilerlemeye başladı. İşte hani o dekorasyon niye yasak tam olarak ya da işte böyle bir şeyin üzerindeysek bunu niye ele alamıyoruz diye ve işte süslemeler vesaire ki bu da zaman içerisinde zaten çok anlamda, daha doğrusu bağlamda değiştirdim. Hani ilk başta bunu anlamda çiçeklerle işte şu son dönemde gelen şeyler aslında söyledikleri de değişti. Ve son sergide yani gelenek deyince benim için en şey noktası odur, tepe noktası odur Mitos ve Ütopya sergisinde. Kendimce sorduğum soru malzemeye, ne diyorum ya, senin malzemenin sürekli bir şey içerisinde mücadele veriyor. Hakikaten yıkıcı da bir mücadele karşılıklı. Hani, İçine, evet, hiç bir değil. Yani o, evet, o beni böyle yıkarken... Küçük büyük iş yapıyoruz ikimiz de. Hani küçük işe her zaman istediğini yaptırabilirsin. Ama büyük iş de biraz değişince, evet, o gerilimi, yani hiç kontrol edemediğim, çünkü seramik işte söz ettiğim kimyasın hakikaten azıcık büyüyünce o gerilim kat kat artıyor ve onu kontrol etmenin yollarını bulman gerekiyor. Yani hakikaten bir savaş, yani atölyede süren bir savaş ve seramikte de işte bir kamyonu yapabildikten sonra o başlı başına diye takıldığımdı ben de zaten ama şeydi, söz ettiğim o kendimle ilgili yani işin duygusal boyutu da işte İstanbul'a taşınmak, İstanbul'da Ankara'da büyümüş biriyim ve Ankara'da aslında sadece kendi geçmişini görüyor oluyor kendim içinde. Fakat İstanbul'a gelince hani toplumun geçmişini görebiliyorsun. Hani sokakta, insan yaşantısında işte hop buradan çıkmış yürüse eğilmiş bir çeşmede falan yani bunun üzerinde yazanlar nedir? İşte etrafta gördüğümüz Çinlilerde vesaire ve o dönemde yabancılaşma benim için en şey noktası, güç noktası bir kamyonun kalıbını alarak yani aslında şeymiş, absürt bir şey, niye yani bir kamyonu hem maalesef
hem malzemeyle didişme ve şeydi yani o işe girerken de yani %70 yapamayacağım şeklinde ama şeyde bir hani cidden 3 yıllık bir takıntının sonunda o işe girdim ve artık dedim yapmazsam kurtulamayacağım bu. Yani en azından girişip yapamayacağımı görmem gerekiyor çünkü şey işte tek başına bir kamyon kılığını alıp yiyeceğim. Bütün işlerde onu böyle romanlarda bile öyle bir karakter yaratırsa ki mesela Marquez 100 yıllık yalnızlığında yarattığı karakterinden başa çıkamazsın. Yok eder onu romanda. O da senin dediğin gibi %80 yapamayacağım konuştu yaşıyor orada. Ve evet o olup da karşımda tek parça görünce o nesneyi hani hakikaten biraz da benim için tuhaf bir andı yani onu insanlarla paylaşma anı çünkü yıllardır kafanın içinde böyle büyüttüğü bir takıntıyı görünür hale getiriyorsun. Çok da kırılgan da bir an her yani hem malzeme hem senin duruşun. Ve sonrasında... Kırılganlıkla ayrı da bir ilişkin var yani kırılganlığı neredeyse Selim'in özünde olan kırılganlığı bıçak tamam, kırılganlık savunma konusu, onu özümseyelim diye, yani bunu embrace etmiş birisi, embrace etmek lazım, sarmalamış metnisi için insansın, bu da ayrı bir karar. Evet, tam da o zaten, yani malzemeyle bir gelişme var ve sürekli şey, o bir şey yapmak istiyor, sen bir şey yapmak istiyorsun, sürekli uzlaşmaya çalışma ve kırılmak istiyordu çok fazla ve öyle bıraktım. Ganslar bir yazısında şöyle dedi, çamurun belliği vardır. Ne yaptığın her şeyi hatırlar. O da çamur yanıklı bela bir madde. Tradisyon deyince Türkiye'de seramik tradisyon olarak baktığımızda çömlek ustaları, çömlekçilerin yaptığı testiler, çömlekleri filan dışında Çinlerimiz var. Çin'in çok yüzey bir şey. Mesela for dediğimiz zaman Türk seramik sanatında form son derece sınırlı. 3-5 form vardı Kütahya'da da, İstik'te de. 6-7 form yoktu. Çanak vardır, şey vardır. Yani 7-8 formu geçmez. Şeye baktığımızda İran ve daha doğu yani Kore'ye kadar diyelim baktığımızda da onlar da alçak peşirimli seramikler. Fakat sırın öne geçtiğini görüyoruz. Sır da başka türlü, bezeveler başka türlü. Bizim yoğunluğumuz hep tek yüzey üstüne. Ve sanıyorum senin tradisyonun biraz ondan geliyor. Sen yüzey üstüne çalışıyorsun. Ben üç boyutta çalışıyorum. Yani tradisyonu kırmak zorundasın bir yerde. Kırdığına da yeri sivrisini koyuyorsun bir yerde. Ama bu yok etmek demek değil yani. Bir adım ötesine geçmek. Ve tabii ki kullandığı malzeme, ikimiz de çamurlar yapıyoruz ve çok değişik şeyler veriyoruz ama aynı şeyleri söylüyoruz. Yani çamur çok dinlenen bir malzeme. Onun için eline ister herkes eline çok kolay ulaşılır bir madde olduğu için. Eline çamur olup plastikle oynar iyi de bir şeyler yapıyor. Çamur bilmezse bunun iyisi olamaz. Yani beceri, marifet olarak kalabilir. Mesela çok açık bir şey söyleyeyim. Ay vay vay, böyle çok bir sürü çiçekli, böyle çok parça kocaman böyle bir anısı var şeyde. Bence marifetin bir nokta ötesine geçip yapmış. Yani senden daha zengin biri gelir, üç fabrika daha alır. Onlar yeni bir seri yapar, meşhur olur bir yerde. Bu benim için hiç amaç değil. Yani en büyük işi yapmak da amaç değil. Ama maddeyi bilmek, maddeyi zorlamak. Ve yaptığımız, yani desteğimize bir de yenilik getirmek. Mesela kimin aklına gelmişti senden önce bir kanunu çamurla kaplamak. Tabii bir hiçbir şey. Yani anı da giriyor, tradisyon da giriyor, çamur bilmek de giriyor. Benim yaptığım çok daha basit. Yani çok daha tradisyonel bir çörekçi olduğum için. Dedim ki hiç kendim öğrendim her şeyi. Hiç kimseden ders almadım ama neyin ne olduğunu Danimarka'da öğrendim. Yani Danimarka'da çamur nedir? Hangi çamur, hangi işe yarayan, su boyayan, yağmuruya ne kadar farklıysa çamurlar da kadar farklı. Porselen çamurundan yaptığım işler yüksek pişirimli seramik formu yapmak yanlış bir davranış. Mesela bizim okullarda çok sık gördüğüm bir şey var. Çamuru tahta uyar gibi işliyorlar. Sertleştirip, kazıyarak. Bu tam çamurun tabiatına aykırı bir şey. Çamurun ne olduğunu bilmek şart. Yapacağın bir şey var. Çamurun nasıl olduğunu bilmezsen
sağlam bir iş çıkmaz. Sağlam bilgiler arasında birlikteyle doğru bir iş, dürüst bir iş çıkmıyor. Nitekim en iyi okullardan birinde bu da Garth Larson demişti. Norveç'te çok iyi okullar. Sırf filan öğrenmiyorlar eskisi gibi. Ama mutlaka çabuk öğreniyorlar. Bu tam okul kelimesini kullandınız. Oradan da eğitime ve işte Türkiye'deki, yurt dışındaki okulların mesela bir eğitimine bağlayacağım. Fakat ben biraz hile attım. Alev Hanım'la önceden buluşup peki biraz bugün ne konuşacağımızı da çalıştık hem konuşaklarım Alev Hanım'da ama orada da bir cümle kurmuştunuz yine böyle daha önce aldığımız şeyleri atıyorum aynı kıyasaya ama bir obje sadece göründüğü kadar ağır olmalı dedi Alev Hanım. Yani bir seramik çanağı tuttuğunuz zaman o size ne kadar ağır görünüyorsa bu şişeyi tuttuğun zaman böyle havaya kalkarsa sarsılırsa kaldıramaz sanırım. Gördüğü kadar. Bu bir bilinç, bilmekle ilgili bir şey. Yani bilimimizin çeşitli noktaları birleşiyor bir halde gördüğümüz zaman. Bu da önemli bir şey benim için. Senin yaptıklarında değil çünkü katladığın için karnını kaldıracak kadar var olamayacak tabii yaptığını ama benim çanağım göründüğünde ele aldığında doğru bir ağırlığı olması lazım. Bu da maddeyi bilmekle ilgili bir şey. Bir de samimiyetle ilgili bir şey var. Yani iki adım ileride belki hem bir önceki konuşmada Canan'ın bahsettiği bir konuya değineceğim de eğitime bağlayacağız ama malzeme ile ve ilişki, eserinizle ilişkinizdeki ve sunduğunuz o Ay Vay Vay örneğini verdiğiniz samimiyetsiz tutuma çok aykırı bir şey. Çok samimi ve barışık bir şey. Bir şey yapmaya çalışan bir şey değil, bir şeyi yapan bir şey. Dolayısıyla çalışma eğilimiyle çok barışık diyeceğiz. Marifetin önüne, marifet marifet değil yani. Marifetin ötesine geçmek. O marifet ve fazla aşırı bezelemeden oluyor. Ama sen bezeme yapıyorsun. Ama yaptığın bezeme süs değil. Onun için bütün bir dünya yaratabiliyorsun. Çünkü bunu çok bilerek ve neredeyse tersine giderek yapıyorsun işi. Bu, ben de onu tam tersi yapıyorum. Yani o hale geldim ki ben de yaptığım işlere bakarak neyim yani diye düşünüyorum. Gene bir çanak yapacaksın diyorum. Evet yapacağım, başka türlü olacak. Gel de yap. Fakat şimdi istediğim çanak da kalmasın ortada. Yani formu da yok etmek, rengi de yok etmek. Yerini kalacak hiç bilmiyorum. Ama azalmak ve bir ötesine gitmek yani minimum var. Yani çok çok az bir yerde durmak benim için ilginç. Evet, hiç kısıtlı bence olmadı. Nereye varır bilmiyorum ama belki de bir yere varır bakalım. Evet. Hayatta kaldığımız sürece bunları irdeleyeceğiz tabii ki. Bundan sonra ne olacak? Ve şey de değil, amaç ne olursa olsun yeni bir iş yapmak da değil. Yani yeni iş, işin kendinden üreyebilir gibi geliyor. Yaptığın iş seni bir adım öteye götürebiliyor. İlle zorla da ben yenilik yapacağım diye yaparsam Amerika'da çok olan bir şeydir bu. O bir zorlama olduğu gibi gözükebiliyor. Her sanatçı için de olabilir ya da bazı sanatçılar öyle tercih ediyorlar. Sürekli yine yeni bir tam dersi. Bir küçücük adım önüne geçmek. Yobalara kadar. Peki bugün burada base aracılığıyla toplanıyorsak bir yandan da eğitim, okul konusunu da ele almak lazım ister istemez. Burçak sağlıkta çok şey söyleyebilirsin çünkü lisans, yüksek lisans ve doktora yaptın. Türkiye'de eğitim sistemin artık her seviyede, her ne kadar Ankara olsa da belki böyle bir bilgiyse de söyleyecek bir şey kesin var. Alev Hanım siz belki bugün yurt dışı ayağınız izin niyet olduğuna değinebilirsiniz fakat burada bir sürü genç sanatçı varsa ve Beys'te bu sene ilk sene olmasa da çok fazla seramik gördüm ve çok güzel bir seramik işler de görüyoruz ve bu önemli bir temel oluşturmak lazım. Dolayısıyla eğitim sisteminde seramik deyince eksiklerimiz nedir ve bunun belki alternatifleri ne olabilir? Nasıl buna bir çözüm bulabiliriz? Orada bir sıkıntı varsa bir şey seziyorum. Tabii şey, panel konusu şu an. Bana yöneldiğim soru. Ama şeyi söyleyebilirim. Yani bir sürede akademik olarak çalıştım. Araştırma görevlisi olarak doktora süresince ve sonra ayrıldım ve sanat yapıyorum o zamandan beri.
Yani benim tabii ki kişisel pek çok gözlemim var, deneyimim var üniversite kapsamında ama sanırım sadece seramik değil ama sanat eğitimiyle ilgili kafamda beliren en önemli cümle şey, bir şey öğretmeye çalışmaktansa hani olan bir şeyi, yaratıcı potansiyeli serbest bırakmanın yollarını bulmak. Yani bence bir eğitimcinin ara ara hala bunları zamanlı dersler veriyorum ve o zaman da benim de kendim yani eğitimci olarak yapmaya çalıştığım şey biraz ona alan bırakmak. Çünkü yani benim için her şey biraz okuldan sonra başladı. Oradaki keşif süresince. Dolayısıyla tabii ki işin teknik kısmı var. Hani malzemeyle ilgili, işin tarihiyle ilgili çok fazla şey öğreniyorsun ama sanattan söz ediyorsak o biraz şey, çok kişisel bir çaba. Ve bence eğitimcinin de yapması en önemli şey alanı vermek. Yani herhangi bir ilişkide öyle duruyor zaten karşıdakine bir alan vermek. Onun kendi keşfetmesi, kendi tanımasını, işte malzemeyle özel bir ilişki kurmasına zemin hazırlamak aslında bana göre. Mesleğini sevdirmek. Evet, yani kendi kendine bir ilişki. Çünkü o ilişki zorla olmuyor bence de yani. Budur, şudur, şimdi böyle olacak. Gelişmiyor hiçbir şekilde. Dolayısıyla... Peki, seramik gelenek dedik. Dolayısıyla ister istemez bir zanaat ayağı oluyor. Dolayısıyla usta-çırak ilişkisi de oluyor. Veya atölye ortamı olunca da ister istemez bir katı olmasa bile bir usta-çırak ilişkisi oluyor. Onu bir noktada o zaman serbest bırakmak lazım. Ya o sistemindeki, mesela mimarçıdan geliyor aklıma, yine atölye sistemi üzerinden kurulu bir sistem işte seriz bölümleri. Bunun temelini nasıl tutturmak gerekiyor? Belki şimdi dışında nasıl? Türk seramiğine baktığımız zaman hep şunu sorucumdur kendime. Modern Türk seramiği 60'lı ya da 50 yılların sonunda Alman dilimine girmişti Türkiye'ye. Sandiler zamanında Almanya'da kullanılan teknikler, Almanya'da kullanılan sırlardan akademide daha ciddi seramik hep şunu sormuşum. Danimarka'dan gelse bu ne olurdu? Danimarka çok daha iyi olurdu. Çok daha iyi olurdu. Çünkü Danimarka maddenin olduğunu çok iyi biliyor. Sır yapmasını çok iyi biliyor. Bir şeyin niçin iyi ya da kötü olduğunu çok ciddi şekilde sormuş. Kötü mü? Tamam. Niye kötü? Bunun cevabını vermek çok zor. Bu büyük araştırmalara dokundu. Deneyimleri sorunu iyi yükümlerini yemiyorsun. Bu bizim memleketimize kalite üstüne çok düşünmedi. Sır sırdır, kırmızı kırmızıdır, yeşil yeşildir, işte kırmızı... Çok çamur yok. Yüksek pişirim tradisyonu yok. Yüksek pişirim tradisyonu yok. Toprak yok memleketimizde. Yani Çekoslovakya'dan Kore'ye kadar o toprak yok. O toprak son 20-30 yılda geldi ülkemize. O toprağın dilini 20-30 yılda öğretmek çok zor. Hani bize aykırı demeyeyim ama bizim tradisyonumuzda olmayan bir şey. Ki biz onu anlayacağız, bir de kıracağız o tradisyonu, yenisini koyacağız. Çok zor bir şey. Ama daha soylu bir seramik olduğu için yüksek pişirilmiş bir seramik yapılıyor. Hiç şart değil. Yani kırmızı topraklardan çok güzel işler yapılabilir. Mesela o toprağı iyi bilmek, o toprağı yapılan sırrın daha iyisini yapabilmek. Yani eğitimimizde böyle eksiklikler var. Bir de tabii ki bütün okullarda bir kısır dönüyor. Yani eğitmen geliyor, biraz palazlanan öğrenci asistan oluyor, arkasından doçent oluyor, profesör. Böyle koruyucu çatı altında gelişip bir okulda her şey. O hem iyi hem kötü. Onun için de bir gençlere söylediğim, eminim sen de aynı şeyi söylüyorsundur. Bir an önce okulun kurulmacı çatısından kurtulun, Canan da aynı şeyi söylüyordu demin. Bir an önce kendi atölyelerinizi kurun, satar mı satmaz diye tasarlanmayın, iyi iş yapmaya bakın. Bu çok önemli. Özgür, o zaman özgürleşirsiniz. Satışı düşünmeden, canınız ne istiyorsa onu yapın. Yani okul koruyucu bir çatıdır. En iyi hoca bile gelse koruyucu bir çatıdır. Yani o çatıdan çıktığınızda gelişebilirsiniz. Şaka zaversen ne diyordun? Lisans, yüksek lisans, doktora yaptıktan sonra çok akademik bir hayat hayal ediyorken bir anda sistemden artık atıldın mı, attın mı, atladın mı, sistemle bir anda ne olduysa o sırlar sende kalsın. Ama kendini bir anda çok farklı bir kurularda buldun dedin ve o hiç
ilişki nasıl ilişki? Yani tabii şöyle bir şey, akademi içinde olmanın sağlığı çünkü şey, bir anda seramik yapıyorsan eğer şey de zor ya, atölyeyi kurmak vesaire, malzemeleri almak, şunu da. Hani ilk anda kolay değil de çıkıp kendine hemen bir atölye bulmak. Benim için şey de yüksek lisans, hem o malzemeyi, hani hala anlayamadığım malzemeyi biraz daha böyle anlamaya vakit olması, hem de okulun tabii şeyini kullanmak, fırınlarını, atölyelerini vesairelerini. Ve o özellikle de Ankara'da bana çok şey verdi, zaman ve alan vermiş oldu üniversitenin içerisinde olmak. Ve araya hemen küçük bir not, sizin az önce söz ettiğiniz o yasa ilişkisi, satmak vesaire aslında tüm bu şeylerden de korunaklı tuttu. Bir de öyle bir faydası oldu, insan faydalarından birisi oldu. Ve üniversite, yani doktora süresince tabii ki şeyde bir tezin bir üzerine çalıştığım vardı. Ama onun için daha çok da kendine bir hoca olarak yetiştiriyorsun. Kendine has bir üretimin var ama önceliğin o. Fakat üniversiteden çıktıktan sonra biraz daha sanatçı olarak kendimi keşfetme ve aslında hep dönüp dolaşan fikirleri nasıl başka türlü yorumlarım, neye dönüştürebilirim, onun süreci başladı. Ve en önemli şey de yaşadığım hayat değişiyor. Ve dediğim gibi zaten yaşadığım şehirler değişmiş oldu. Ve tüm olaylara bakış açımı da değiştiriyor. Bazı düşünceler daha ağır kazanıyor, bazı biraz daha geriye gidiyor ama üniversiteden sonra benim için çok güçlenen bir alanda kendimi keşfetme, o toplumsal ilişkileri bir şekilde malzemeyle bahsettirme, bir şeyleri hatırlamaya çalışma, kim olduğunu bilme vesaire. 28 dakikamız kaldı. Benim aklımda bir iki ufak soru daha var ama soru cevabı da belki yer vermek için önce soru cevabı geçelim. Oldu da soru gelmezse ben o son soruyu size sorarım diye. Herhangi bir sorusu veya eklemek istediği bir şey olan var mı? Hiç mi yok? Kurmaca çatı altında dediği konu çatısı, okul çatısı. Hocaya kendini beğendirme arzusu mu acaba? Sürekli kendi tasarımlarında beğenecek mi ya da beğendirmek için sürece hızlandırma aşması mı? Bazı hocana benim bildiğim doğrudur, bu böyle yapılır. Yani çok tutucu olabiliyor. Ama bence bir hocanın yapabileceği en iyi şey öğrenciye mesleğini sevdirmek, o çocuğun ve nasıl ilerleyebileceğini ona kadar da onun yapmasını sağlamak. Yani bu böyle tabi basic bir bilgi var tabii. Torna çekmek, sırlamak, bilmem ne sır yapmak. Bütün bunlar elbette deyince ama bunun ötesinde çocuğun yaratıcı bir işe yani özgün bir iş yapabilmesi sağlayabilmek gerek. Ama bu böyle yapılmaz yere değil de bakalım çocuk nasıl bir şey yapabilecek. Bu çocuğu ona gitmek çok doğru bence. Sizden bir şey söylüyorsunuz. Yani çocuklara o özgürlüğü verdik. Yani bir de doğru yok ki. Ama öbür taraftan da okul çatısından çıktığımız zaman da kendimiz özgürce çalışmaya başladığımız zaman zaten bunlar yeteneğiniz varsa ve çok çalışıyorsanız zaten oluşuyor. Onun için okulda ne öğrenilir söylenirse tabii ki önemli. Ama hocaların da görevi çocuğa ne sebebiyle sevdiğini keşfetmek çocuğu. O taraftan üstüne gitmek. Teşekkür ederim. Başka bir sorusu olan var mı? Akademik hayatı devam etmek birçok sanatçı açısından bir finansal güvence gibi bir şey yani. Akademisyenlik her zaman işte bir işim var demek. Ama bir yandan da hani sanatçının hiçbir zaman tam anlamıyla özgürleşememesi anlamına gelebiliyor. Siz hani yeni mezunlar ya da mezun olmak üzere olan öğrenciler için ne önerirsiniz? Yani bir yandan herkesin bir finansal güvence isteği oluyor. Sonuçta yani hayal edilen gibi, işte mezun olduğum gibi atölyemi açayım gibi bir gerçeklik birçoğumuz için mümkün değil.
O yüzden de benim gözlemlediğim kadarıyla birçok kişi okumaya devam etmek istiyor. Ama işte o da kısıtlı hiçbir şey oluyor. Yani sizin hani tavsiyelerinizi vermek istiyorum. O zorluğu göze almak zorundayız. Yani hayat zaten bir macera. Yani mutlaka güvence altında çalışmaya karar verirseniz, yukarıda genç, çok da başarılı bir genç bir arkadaşınız bana dedi ki, seramik satılmadığı için bunları yapıyorum dedi. O yaşta bir çocuk neyin satılıp satılacağını düşünüyor dedi. Önce yap sonra düşün. Zor, tabii ki zor. Benim de kurmam çok zordu. Ben ömrümden bu size bin de paralar düşüp hadi bir açamadım. Ama o yöne gittim ve o zorluğu kabul edilmişler. 3-5 kişi bir araya gelir. Yani bunun bir yolu bulunur ama okul çatısından çıkın. Okuldan çıkın. Ama tez yapıyorsunuz mesela senin yaptığın gibi. O başka bir şey ama nereden nereye gelebilmiş? Okul bıraktıktan sonra hala onu soruyorsunuz. Okuldan çıktıktan sonra kendimi başka türlü sorulmaya başladı. Mesela bu çok fazla koruyuculuk gibi bir şey değil. Macera, kuşku, tehlike, rahat etmek bir şey değil. Rothbard ile ilgili bir kitap da şöyle bir cümle çıkmıştı karşıma. Sanat tarihi asgariyetle açlığı itaata tercih etmiş insanlarla yazılmıştır diye. Şimdi bekara işini boşamak kolay yani ben yapmadım. Söylemesi kolay fakat bu ne kadar zor bir şey olsa da o kadar ettiğinizin karşılığını alacağınız bir tutum. Çünkü günün sonunda çalışmak ve mücadele etmek arasında bir yoldan bahsediyoruz. Bu base türü... Pardon, eklemek istediğim bir şey aslında şeyi, yani üniversitede tabii ki şeyi anlayabiliyorum. O dediğim hemen bir yazı olacak, nasıl geçecek, sınıcı değil ve dramatik bir program. Ama şöyle bir şey de var, böyle çok romantik, hani okul bitireceğim, atölyeyi kurup şey yapmak değil de hani kendi kendine sponsor olmak da bence çok kıymetli. En azından benim hikayem biraz öyle oldu ve şey bir şey sana özgürlük de veren sanatçı olarak. Yani şunu söyleyebilirim, 41 yaşındayım şu an ve bir yıldır tam zamanlı sanatçı olarak çalışabiliyorum. Yani hayatımın her döneminde çalışmam ve bir başka bir işte çalışmam ve para kazanmam gerekti ki kendimi sanatçı olarak özgür tutabileyim. Bu da tabii şey demek, gece gündüz çalışmak demek, tatilinin olmaması demek, işte bayram tatillerinde böyle atölyeye koşmak demek, herkes tatil ederken. Dolayısıyla şey bir çok konforlu bir şey olmayabilir her zaman, bir de olmayabilir ama dediğim gibi çok fazla şey istiyor, emek istiyor. Ben çok mesela istiyor. Almanya'da fabrikalarda 2 sene işçi olarak çalıştım. Akşamları da sabah 7'de kalktım mesela, merkezi gibi akşam 4'de çıkardım ama akşamları da öğle sahasında Almanya'da kalacaklardan bir yerde. Bir iki atölyede de bana akşamları gidip bir şeyler yapma imkanı verilmişti. 3 kuruş kazanabiliyordum. Böyle geçip böyle oluyor yani. Fazla korumak, hani değişmezseniz bir şeyleri zorlamazsanız hiçbir şey olmuyor. Hiç o zorlukları göze almak lazım ve o kadar da zor değil aslında. İnsan o kadar büyük keyifler alıyor ki biraz özgürleşince bütün o zorluklara değiyor ama onu mutlaka göze almak lazım. Konfor bir şey. Burada da base gibi etkinliklerin bir avantajı var. Burada 108 tane genç sanatçıyla tanışma fırsatı duyuyoruz hepimiz. Burada deneyimli sanatçısı var, genç sanatçısı var, daha genç sanatçısı var, kuralığı var, yüzecisi var, eleştirmeni var. Ve bence genç sanatçıların bu etkinlikten çıkarabileceği en büyük fayda iletişim. Yeni dostlar edinmek, tanıştığı yaptığı işinizin önünde duran herkesle konuşun, hepsiyle irtibatta kalın, o diyalog kurun, o diyalog. Hem bir güven ortamı oluşturur, hem bir tıkandığınız yerde kapısını çalmak, bir şey sormak, korktuğunuz yerde fikir sormak. Fakat bu sanat ekosisteminde en önemli şey samimi ilişki. İlişki dediğimde böyle network şeklinde değil. Birbirinizi destekleyeceğiniz ilişkiler kurmak. Dolayısıyla en büyük kazancı sana sorarsanız deyiz gibi etkinliklerim bu ve buna manevi yatırım. Son bir soruluk vaktimiz var galiba.
Son bir soru sormak yoksa herkese geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz ve nice beyizlere teşekkür ediyoruz.